Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Üzel, Bir Kulüp İki Efsane programından yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bazı şehrin takımları vardır ki enerjileri bambaşkadır. Kimisinin taraftarı güçlüdür, kimisi iyi koreografi yapar, kimisi de beste konusunda oldukça yeteneklidir. Kimisi diyemeyeceğim ama bir kulüp var ki bandosuyla ünlü, bir kulüp var ki taraftarlarının enerjileri inanılmaz farklı. O kulüp SSS Kikiki Eski Eskes'ten başkası değil. Bir Kulüp İki Efsane'de bu hafta Eskişehir spor tarihini adını efsane olarak yazdıran iki kıymetli isimden bahsedeceğim. Futbol tarihinde üniversite mezunu insan bulmak %1'lik bir ihtimal bile değil aslında. Peki ya profesör bulmak? Ondan Türkiye'de yalnızca bir tane var ve o isim Eskişehir Spor'un çengeli Fethi Heper'den başkası değil. 3 Şubat 1944'te Eskişehir'de dünyaya gelen Fethi Heper, futbola küçük yaşlarda memleketi Eskişehir'in sokaklarında başlamıştır. Eskişehir Maarif Koleji'ni bitiren Fethi Heper, lise döneminde burs kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde bir ailenin yanında bir yıl kalmış ve o sürede de bir İspanyol kulübünde top oynamıştır. ABD'den dönünce Eskişehir Gençlik Kulübü'nde amatör olarak futbola başlayan Fethi Heper, o yıllarda genç milli takıma seçilmiştir. 1960 senesinde lisanslı olarak iki abisinin de futbol oynadığı Eskişehir Gençlik Kulübü'nde futbol oynamaya başlayan Fethi Heper 21 yaşına kadar bu kulüpte kalmıştır. Bu senelerde abisi tarafından Galatasaray'a götürülen Fethi Heper, antrenör Gündüz Kılıç'ın kendisini istememesinin ardından memleketi Eskişehir'e geri dönmüştür. 1963 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nde okumaya başlamıştır. Bu akademinin futbol kadrosuyla 1963 yılında Türkiye'de akademililer arası düzenlenen futbol şampiyonasını kazanmışlardır. Eskişehir Spor'un 1965 yılında kurulmasıyla kurucu kadrosunda da yer alan Fethi Heper, resmi olarak Eskişehir Spor'un ilk kurulduğu günden itibaren takımın kadrosunda kalmıştır. Eskişehir Spor'un ilk resmi karşılaşması olan Kasımpaşa maçında kulüp tarihinin ilk golünü atan Fethi Heper, Eskişehir Spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Tüm futbol hayatını Eskişehir Spor'da geçiren Fethi Heper, Eskişehir Spor'un 70'li yıllarda altın çağını yaşadığı dönemde kulübün mihenk taşlarından birisi olmuştur. 1974 yılına kadar Türkiye 1. Ligi'nde oynayan Fethi Heper, Eskişehir Spor tarihinin ilk ve en çok gol kralı olan oyuncusu olmuştur. Önce 1969-70 sezonunda, ardından da 71-72 sezonunda gol kralı olan Fethi Heper, toplamda 5 defa milli formayı sırtına geçirmiştir. İlk kez 1966-67 sezonunda 1. Lig'de boy gösteren Eskişehir Spor kadrosunun en büyük silahı her zaman Fethi Heper olmuştur. 1968-69 senesinde 3 puan farklı şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak ikinci olan Eskişehir Spor, Fethi Heper'in futbolu bıraktığı sezona kadar 1. Lig'de hep ilk 5 içinde yer almış ve 3 defa ikinci olmuştur. Eskişehir Spor tarihinin en başarılı dönemini geçirdiği yıllardaysa tahmin edildiği üzere Fethi Heper'e birçok büyük takımdan transfer teklifi gelmiştir. Ama Fethi Heper bu tekliflerin hepsini elinin tersiyle iterek Eskişehir Spor'da kalmayı tercih etmiştir. 1970-71 sezonunda tarihindeki ilk kupayı Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Eskişehir Spor, 71-72 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Galatasaray'ı yenerek şampiyon olmuştur. Dile kolay, bir kulübün kurucu kadrosunda ol. Arda arda şampiyonluk yarışı ver, iki gol krallığı yaşa ve Türkiye Kupası ile beraber eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupayı kazan. Eskişehir Spor tarihinin en başarılı olduğu dönemde takımı altın çağını yaşatan isimlerin başında gelmiştir Fethi Heper. Galatasaray efsanesi Taçsız Kral Metin Oktay'la da uzaktan akraba olan Fethi Heper, Oktay'ın futbolu bırakmasına yakın bir dönemde Galatasaray'a getirilmek istenir. Hatta Metin Oktay kendisine gelip, "Fethi, Galatasaray seni çok istiyor, gel benim bıraktığım efsanenin devamını sen getir" diyerek Fethi'yi Galatasaray'a transfer etmeye çalışır. Fethi Heper ise onu efsane yapacak sözleri orada söyler. "Ben Eskişehir Spor'a söz verdim kral. Onlar benden çok şey bekliyor. Aynı durumda sen olsaydın Galatasaray'ı bırakır mıydın?" O sözleri duyup duygulanan Metin Oktay ise "Haklısın Fethi, sen kulübünde kal" diyerek transferden vazgeçmiştir. Gelelim Fethi Heper'in Avrupa'daki istatistiklerine. 1970-71 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası 1. tur 2. maçında ilk maçı 1-0 kaybetti İspanyol devi Sevilla'yı evinde konuk eden Eskişehir Spor, maçın 77. dakikasında 1-0'la geriye düşerek tur şansını mucizelere bırakmıştır. Kalan 13 dakikada Eskişehir Spor'un turu kazanmak için atması gereken 3 gole ihtiyacı vardır. Yani kısacası mucizeye. Taraftarlar stadyumu yavaş yavaş terk etmeye başlarken sahaya Fethi Heper çıkar.
Sırasıyla 78, 82 ve 89. dakikalarda attığı gollerle imkansızı başararak Eskişehirspor'u ikinci tura taşır. Eskişehirspor tarihindeki ilk Avrupa maçlarında da forma giyen Fethi Eper, 29 Eylül 1971'de oynanan Kupa Galipleri Kupası 1. tur maçında Fin takımı Mikkeli'ye bir maçta 4 gol atarak tarihe geçmiş ve uzun bir süre boyunca Avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk oyuncu olarak tarihinde yerini almıştır. Bu rekora ise yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da bir maçta 4 gol atan Şen Şentürk ortak olmuştur. Fethi o sezon aynı zamanda attığı 6 golle UEFA Kupası'nda gol krallığında 3. olmuştur. 1974 yılında futbolu Eskişehirspor'da bırakan Fethi, futbol kariyerinin ardından tamamen akademik hayatına yönelmiş ve önce doktorasını vermiş ve sonrasında da 1988 yılında profesör unvanını almıştır. Fethi Eper Türk futbol tarihinde profesör unvanını alan ilk ve tek futbolcu olmuştur. Tüm futbol kariyerini Eskişehirspor'da geçiren Fethi Eper, futbolculuğu, karakteri, ilkleri ve başarılarıyla Eskişehirspor tarihine adını altın harflerle yazdırarak efsane olmuştur. Ve sıra ikinci efsanemizde. Kimlerin mezar taşında tuttuğu takımın adı yazar? Bu herhalde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az bir ihtimal. Bu efsanemiz 2008 yılında hayatını kaybettiğinde mezar taşında ailesiyle beraber Eskişehirspor'un adının da yazılmasını vasiyet etmiş bir isim. Bu efsanemiz Eskişehirspor tarihine altın dönemlerini yaşatan futbolun profesörü Abdullah Gegiç'ten başkası değil. Abdullah Gegiç 19 Mart 1924'te o zamanlar Yugoslavya'ya bağlı olan Novi Pazar'da dünyaya gelmiştir. Kısa bir futbolculuk geçmişi olan Gegiç 1940'lı yılların başlarında Sırbistan'ın Belgrad takımında forma giymiştir. Belgrad Futbol Akademisi'ni bitiren Gegiç 55 yaşında Köln Spor Akademisi'ni bitirerek futbolun profesörü lakabını alacaktı. Teknik direktörlük hayatına 37 yaşında FK Bor takımında başlayan Gegiç ilk sezonunda takımı 3. lige çıkartmış, 3. sezonunda ise 2. lige çıkartmıştır. Bu kulüpteki başarılarının ardından Yugoslavya U21 takımının başına geçen Gegiç 65 senesinde ise kısa bir süre Yugoslavya A milli takımını çalıştırmıştır. 1965 senesinde Sırbistan'ın en büyük takımlarından Partizan'ın başına geçen Abdullah Gegiç ilk sezonunda o zamanki adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i yenilerek ikinci olmuş ve Avrupa'nın dikkatini çekmiştir. Partizan da Avrupa'da ikincilik elde etse de ligde başarısız olmasının ardından görevinden ayrılan Gegiç'i Türkiye'ye Fenerbahçe getirmiştir. 1966-67 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Abdullah Gegiç Fenerbahçe ile beraber sezonu ikinci sırada tamamlamıştır. Ve sıra Abdullah Gegiç'in çok sevdiği Eskişehirspor'da. Abdullah Gegiç 1967 senesinde yalnızca 2 senelik bir takım olan Eskişehirspor'un başına geçmiştir. Eskişehirspor çalıştırdığı dönemde Anadolu ihtilalini başlatarak Anadolu takımlarını ön plana çıkartan modern hoca olarak ligimizde sükse yapmıştır. Tam 4 sezon boyunca Eskişehirspor'u çalıştıran Abdullah Hoca 2 defa lig ikinciliği, 1 Türkiye Kupası ikinciliği, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak Eskişehirspor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Dile kolay. 2 yıllık takımın başına geçip 4 sezonda bunları başarmak her baba yiğidin harcı olmaz. Abdullah Gegiç aynı zamanda Eskişehirspor'u Avrupa kupalarına sokan ve Avrupa'ya tanıtan hoca olarak da bilinmektedir. Futbolcularıyla A'dan Z'ye her konularıyla ilgilenen Abdullah Gegiç bir röportajında "Ben sporcularla birebir hep görüşürdüm. Onları toplum içinde üzmedim. Kusurlarını hep baş başa kalınca söylerdim. O yıllar Avrupa'ya çıkacağız. Çatal, bıçak tutmayı bile gösterdim. Yemek yemeyi bile. Hep okumalarını önerdim. Ayağın kırılır, futbol biter ama mesleğiniz hep olsun dedim. Şimdi de hep bunu diyorum. Önce çağdaş insan, sonra profesyonel oyunculuk yaşamı." Sözlerini aktararak oyuncularıyla olan diyaloğunu ve babacanlığını özetlemiştir. Türkiye'de en uzun süre görev alan yabancı teknik direktör olan Abdullah Gegiç, toplamda 6 sene Eskişehirspor'u çalıştırmış ve Eskişehir dışında Türkiye'de milli takımı, Diyarbakır Sporu, Samsun Sporu, Fenerbahçe'yi, Adana Demir Sporu, Bursa Sporu ve Adana Sporu çalıştırmıştır. 1983'te teknik direktörlüğü bırakan futbol profesörü hayatının son dönemine kadar birçok kulübe ve teknik adama danışmanlık yapmıştır. Çoğu kişi bilmese de 2002 yılında gelen Dünya Kupası üçüncülüğünde Abdullah Gegiç'in payı oldukça fazladır. Gegiç 2002 Dünya Kupası'nda milli takıma ve Şenol Güneş'e danışmanlık yaparak başarının görünmez kahramanı olmuştur. Gegiç'in sadece kendisi bir efsane değildir, aynı zamanda Türk futboluna bir efsaneyi de hediye etmiştir. Türk futboluna Fatih Terim'i kazandıran ve onun libero olarak oynamasını sağlayarak komple oyuncu haline getiren Gegiç,
Fatih Terim ısrarla forvet oynamak istese de ona izin vermemiştir. Bu sayede Fatih Terim libero oynayarak komple bir oyuncu haline gelmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştur. Abdullah Gegiç 21 Haziran 2008'de 84 yaşındayken aramızdan ayrılarak ebediyete uğurlanmıştır. Hem iyi bir insan, hem gerçek bir beyefendi, hem muhteşem bir futbol dehası, hem de iyi bir aile babası. Bunların hepsi onu tek bir kulüpte efsane yapmasının da ötesinde gerçek anlamda efsane bir insan yapmasına yeterli sebepler. Abdullah Gegiç ve Fethi Hepper yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla sadece Eskişehirspor'un değil, aynı zamanda Türk futbol tarihinin de gerçek birer efsaneleri. Sevgili izleyenler, Fanatik Gazetesi YouTube kanalında her hafta ekranlara gelen Bir Kulüp İki Efsane programından bu haftalıkta bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.